Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kapımıza dayandı. Komşu İran'da virüs yüzünden ölenlerin sayısı 5'e ulaştı. Virüsün etkilediği 18 kişi de müşahede altında tutuluyor. Koronavirüs Avrupa'da da bir taraftan can almaya devam ediyor. İtalya'da bir kişi hayatını kaybetti ve salgın korkusu spora da sıçradı. İtalya Serie B'de bugün oynanması planlanan Ascoli-Cremonese karşılaşması koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi. Korkulan oluyor. Hızla yayılan koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan virüs son olarak İran'ın Kum kentinde kendini göstermişti. Turistlerden bulaştığı sanılan koronavirüs nedeniyle ülkede şimdiden 5 kişi hayatını kaybetti bile. Burası Tahran'da önemli bir alışveriş merkezi. Normal zamanlarda burada dem yerindeyse iğne atsan yere düşmez. Fakat koronavirüsün hızla ülkede yayılmasından tedirgin olan vatandaşlar alışveriş merkezleri ve kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyor. Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı şimdilik 18. İnsandan insana hava yoluyla bulaşan virüs nedeniyle İran halkı diken üstünde. Sokağa çıkanlar ve toplu taşıma kullananlar maskesiz dolaşmıyor. Sağlık Bakanlığı, kapı komşumuz İran'da virüsün yayılması üzerine sınır kapılarında geniş çaplı önlemler almaya başladı. Komşuda koronavirüsün görülmesinin ardından sınır kapısında önemli önlemler alındı. Termal kameralar gümrük kapılarına kuruluyor. Önlemler yalnızca termal kameralarla da sınırlı değil. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlerden 14 gün içinde Kum şehrinde bulunmadıklarına dair bir belge de isteniyor. Son 14 günde Kum kentine resmi olarak uğrayıp uğramadığını, zaten uğradıysa içeri almamayı, bu çerçevede bir resmi belge talebimiz olacak. Türkiye önlemlerini aldı ama hastalığın tedavisi için de çalışmalar sürüyor. Farmakoloji uzmanı Profesör Doktor İbrahim Benter, 2015 yılında bulduğu bir enzimin koronavirüse çare olabileceğini duyurdu. Bizim ortaya çıkardığımız sistemin önemli bir tarafı bu ACE2 dediğimiz proteindir. Benter, tedavi çalışmalarında görev alacak özel bir ekibe liderlik etmesi için Ankara'ya davet edildi bile. Virüs vücudumuza girdikten sonra bu ACE2 proteinine bağlanıyor, kapı olarak kullanıyor ve hücrenin içine giriyor. Bu ACE2 proteinini bizim inhibe etmemiz, durdurmamız gerekiyor ki virüs hücrenin içine giremesin. Koronavirüs ölümleri Avrupa'da da devam ediyor. İtalya'da koronavirüs nedeniyle müşahede altında tutulan bir kişi daha hayatını kaybetti. Yaklaşık 30'a yakın vakanın olduğu ve yetkilileri oldukça zor durumda bırakan koronavirüs hastalığı için İtalyan hükümeti yoğun bir çalışma kampanyası başlattı.